Ertan gerçekten haklısın. Bu sabah kulaklarımızın pası silinecek. Klasik kemençe sanatçısı, TRT İzmir Radyo sanatçısı Sayın Gülten Yayın bu sabah konuğumuz. Gülten Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım, sağ olun. Biz kemençe deyince hep Karadeniz kemençesini hatırlarız ama evet. Bu klasik kemençe. Evet, çok farklı. Ne farkı var, anlatır mısınız? Yani gerçekten Karadeniz kemençesiyle kıyasladığımızda uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan çok enteresan bir enstrüman. Aslında bize ait. Yani evet. Asya doğuşu Asya'ya ait. Eski bir çaldı Asya'da. Değil tabii mi? Tabii Orta Asya'da Türklerin ilk enstrümanlarından öyle diyeyim. Mi? Taşıması kolay, portatif. Milattan sonra 6. yüzyılda çıkmış. İcrası o yıllarda başlamış ve yani icra tekniği çok zor. Nasıl zor? Anlatır Nasıl mısınız? Zor? Evet, yani mesela, bakınca minicik bir çalgı gibi görünüyor ama inanılmaz evet. Bir ses çıkıyor. Birazdan izleyicilerimizle paylaşacaksınız. Yaylı sazlarımızda biliyorsunuz genelde mesela bir kemanı hayal edelim. Şöyle tuttuğunuzda tellerin üstüne basarlar. Evet. Genelde bütün enstrümanlarda tellerin üstüne basılır. Fakat klasik kemençedeki icra tekniğinin zorluğu yandan tırnak temasıyla çalınmasından kaynaklanıyor. Hmm. Yani teller yüksek ve siz tellerin arasına girip yandan tırnağınızla iterek sesleri buluyorsunuz. Çok az çalan var değil mi o yüzden? Yani tabii biraz önce 6. yüzyıldan bahsettim. Mesela 6. yüzyıldan sonra işte kemençe icrası devam ediyor falan. Ama 14. yüzyılda kemanın ortaya çıkmasıyla klasik kemençedeki teknik zorluklardan dolayı resmen vazgeçiliyor. Terk ediliyor. Tabii keman daha tercih ediliyor ve bir müddet... Yani çalanı yok, icracısı yok, örnekler yok, kayıtlar yok, hiçbir şey yok elimizde. Yani bir dönem kaybolduğuna dair bilgiler var elimizde. Ama 19. yüzyılın sonlarında tekrar gündeme geliyor. Sanırım bir hasret söz konusu. Evet. Tabii mistik bir saz ve şimdi merak ediliyor. İyice tekrar, merak ettiriyoruz. Tekrar icracılar sesini gündeme getiriyorlar. 19. yüzyılın sonlarında saray musikisine geçiyor. Hı-hı. Hatta biz hani duyarız ya ince saz, ince saz deriz. Evet. Onun hikayesi de 19. yüzyılda aslında gazinolarda çalınırken, kaba saz grubundayken saraya geçmesiyle ince saz grubu çok güzel, adı altında. Çok güzel. Sarayda İyice merak icra ettim. Ediyor.